Selin? Nerede o sevimsiz kuzenin? Ne yapacaksın? Hesap verecek o bana. Ne hesabı? Genç bir kızın hayatını karartmanın hesabı. Abartma da. Ya uyuyor bir de hiçbir şey olmamış gibi gamsız. Kalk hadi kalk. Şşş. Sana diyorum kalk. Kış uykusuna yatmış sanki ayı. Kızım çocuk kendinde değil, görmüyor musun? Ya kendine gelecek o zaman. Tamam sakin ol. Hayır sakin falan olamam. Ya madem gitmeyecek de niye benim kardeşimi gaza getirdi? Onu yarı yolda bıraktı ya. Tamam bir sor bakalım. Görmüyor musun çocuk kendinde değil? O zaman ayılacak. Onu duşa götürsene. Öyle bir şey yok da. Sen götürmüyorsan ben götürürüm. Hadi bakalım. Ya kalk. Nasıl gidiyor? Bayağı yol kat ettin ya. Vallahi bir banyoya götürüp musluğu açması kaldı. Ya kıpırdamıyor bile ayı. Ne oldu ya, pes mi ettin? Ben asla pes etmem. Onu duşa götüremiyorsam duşu buraya getiririm. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Hiç uyumamış gibi görünüyorsun. Uyuyamadım evet. Sen de öyle galiba. Sabah okula gitmeyecek miydiniz? Bir de o var. Daha ilk günden perişan halde gideceğim. Savaş'tan haber var mı Ahmet? Hı hı. Ali bulmuş onu. Atölyeye götürmüş. Öyle mi? Ya ben Savaş'la konuşmak istiyorum. Atölyeye gitmem mümkün mü? Ben seni götürürüm istersen. Tamam. Haluk'la Rani Hanım'ın haberi olmasın ama, olur mu? Tamam, dikkat ederim. Sağ ol. Sen pek iyi görünmüyorsun. İyi değilim çünkü. Kusura bakma ya. Bayılacaksın Savaş Efendi. Ne yapıyorsun kızım sen? Ya sana ne ya, bırak. Sen iyice delirmişsin ha. Ha? Neredeyim? Şimdi bana cevap ver.
Niye ektin benim kardeşimi? Niye gitmedin onunla? Ya söylesene. Hatırladım. Neyi? Annem olanlar. Ne diyor bu? Ne olmuş Rana'ya? Gerçek annesinden bahsediyor. Çok sağ ol. Ne demek? Ya kusura bakma Ahmet. Sen öyle sorunca ben tutamadım kendimi. İyi olmadın belliydi zaten. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Yani kızlarımı tanıyamıyorum artık. Bana rağmen böyle bir şey yapmalarını aklım almıyor. Belki de ben iyi bir anne değilim. Bilmiyorum, kontrolü kaybettim. Güneş, sen mükemmel bir annesin. Onları tek başına bu yaşa getirdin. Bu her kadının yapabileceği bir şey değil. O yaşa getirdim ama... galiba daha fazla ileriye götüremiyorum Ahmet. Geçen günü bir şey okudum. 18 yaşınızda olduğunuzu gösteren 15 saçma davranış diye. Orada Nazlı'nın yaptıklarından çok daha saçma sapan şeyler vardı. Güneş. Bence sen hep gülmelisin. Ağlamak hiç yakışmıyor sana. Çok teşekkür ederim. Ya gece gece başını ağrıttım senin. Kusura bakma. İyi sabahlar sana. İyi sabahlar Güneş. Selin. Gel, gel buraya gel. Sen nereden geliyorsun gecenin bu vaktinde? Hava aldım. Hava aldım. Bu saatte. Uyku tutmadı. Selin neyse boş ver de var ya, o fotoğrafları yıkıp yıkmak bana o kadar iyi geldi ki ya, resmen kendimi iyi hissettim, böyle ferahladım. Biz biraz abartmadık mı sanki ya? Yok, hiç abartmadık. Hatta böyle keşke karşımda olsaydı, böyle onu böyle yıkıp yaksaydım, mahvetseydim. Diyorsun. Peki mantıklı bir açıklaması vardır gelmemesinin. Tek bir mantıklı açıklaması olabilir, o da ölmüş olması. Telefonda konuşurken sesi gayet sağlıklıydı, yerindeydi. Ölseydi arayamazdı diyorsun. Selin, sana ne oluyor şimdi? 2 saat önce beraber fotoğraflarını yakıyorduk Savaş'ın. Sen niye onu savunuyorsun ki bana? Yok canım. Ben ne savunacağım o ayıyı? Ayı, ayı tabii ayı. Hadi gel çıkalım.